Merhaba. Selamlar. Bileğim Çukuru Astroloji Haftalık Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Bu hafta çok ilginç gezegen döngüleri var derim Demet. Evet. Ne diyorsun? Yani bu Venüs Plüton'a gitmiş, Merkür Neptün'e çarpmış, Venüs karşıt Uranüs olmuş. Bayağı ilginç. Ağustos'un son haftası hareketli. Gökyüzü biraz. Biraz Temmuz gibi yani. Dikkatli olalım derim yani. Evet. Biraz Temmuz gibi, biraz gergin, Temmuz'un biraz problemli. Küçük versiyonu diyelim. Yani small var. Öyle diyorum. Evet, özellikle Venüs açıları dikkat çekiyor. Ağustos'un son haftasında. 24 Ağustos'ta Venüs Plüton'la kare açı yapacak. Bu biraz duygularda güçlü duygular, işte yoğun baskıcı tutkular yaratabilir. Karşı tarafa biraz fanatik tavırlara yol açabilir. Şehvet yoğun cinsellik. Tabii öncü grupları etkiliyor bu terazi olarak. Koç yengeçleri de bir şekilde etkileyebilir. 26 Ağustos'ta Venüs bu sefer Uranüs'e karşıt açıya geçiyor. Aslında bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Yani o 24 ile 26 Ağustos arasında Venüs'ün tek kare açısı var. Aslında terazi ve koçun gerçekten biraz karışık bir dönemi bu. Çünkü Venüs kare Plüton ilişkilerde gerginliği yaratırken Venüs karşıt Uranüs ilişkilerde bireysel özgür tavırlar, karşılıklı kıskançlık, dengesiz ilişkiler, ani birleşmeler, ani ilişkiler, ani aşklar, ani ayrılıklar. İşte cinsel özgürlük arzusu, yaratıcılıkta artış ama hayal kırıklıkları. Venüs de kuvvetli terazide. Şimdi Venüs ilişkilere dikkat çekiyor. Öyle ama Uranüs de koçta. Yani bu resmi bir rekabet. Evet. Yani aslında aklın alamayacağı tuhaflıkları temsil eder. Çok garip eş zamanlılıklar olur. Arkadaşlar, o dönemde başınıza ne gelirse gelsin duygularınız da değil, aklınız da karar verir. Ama nasıl? Merkür'le Neptün'e karşıt. Çok zor yani. Çünkü aslında böyle aynı zamanda tabii, 26 Ağustos'ta Merkür Neptün karşıtları. Yani aslında bu hafta çok akıllı bir hafta değil. Değil. Çok duygusal bir hafta. Önde görünüyor değil mi? Duygular, yani hisler, dürtüler. Yani. Dürtüler, duygular. Çünkü dürtülerimiz var. Yani bilinçaltımızdan gelen, evrensel sembollerden gelen dürtülerimiz var. Bu dürtülerimizin duygusal karşıtlıkları var. Yani bu hafta yaşayacağımız pek çok şeyi aklımızda çözemeyiz. Yaşayan ve haftayı bitirin gitsin. Hafta sonunda 28 Ağustos'ta Mars Aslan Burcu'na geçecek. Mars Aslan Burcu'nda şu ana kadar yengeçteydi, biraz zayıftı, içe dönüktü. Mars Aslan'da artık enerji dışa dönecek, daha kuvvetli hale gelecek Mars. 16 Ekim'e kadar Aslan Burcu'nda olacak. Egoyu ve kendine güveni arttıran bir durum, motivasyonu arttıran bir durum. Özellikle Aslan, Koç ve Yay burçları için enerji çok yükselebilir. Şimdi bir de bu Türkiye'nin horoskopunda da önemli. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin biliyorsun 30 Ağustos çok önemli bir bayramımız da bizim. Evet. 30 Ağustos, 28 Ağustos Mars Aslan Burcu etkisi. Direkt 30 Ağustos ve takip eden haftalara Türkiye'nin güneşini hızlı bir kare yapıyor. Evet, güneşe şimdi doğru gidiyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Büyük Taarruz. Orada o kareyle beraber çok ilginç olaylar olacak. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde ilginç bir şey var. Yani mantıksız düşünen bir kısım insanlarla mantıklı ve aklı başında olan insanların fikirsel çok büyük ayrılıkları olacak. Evet. Hep bana diyen mantıksızlarla, hep bize diyen mantıklıların pek çok konuda iç çatışmalara gireceği, gerginliklerin olabileceği bir dönemi de temsil ediyor ama Eylül daha önemli. Ben son hafta olduğu için arkadaşlar Ağustos'un bu Mars'ın ekonomiyi de etkiler. Evet, Aslan Burcu'ndaki etkisini Eylül'ün 20'sinden itibaren ve Ekim'in ilk 3 haftasında Türkiye ekonomisi de yavaşlama. Borsa ile ilgili sorunlar. Evet. Yani ekonomik spekülasyonların çok fazlasıyla olması, ekonomik bazı yerlerde kötü sinyallerin olması, parasal kaynakların ve para emisyon hacimlerinin düşmesi ve ciddi ciddi ülkede bir problem olmasını da gösterir. Yani Eylül sonundan itibaren büyük bir kriz olmasa da kriz başlangıç önce etkilerini görebiliriz. Herkes parasına, puluna dikkat etsin. Bir de Mars Aslan Burcu'nda çocuklar, çocuk sağlığıyla ilgili sorunlar yaratıyor bildiğin gibi. Hı hı.
yani sanatçılarla ilgili hukuksal konular, yani aslında gökyüzü biraz ay sonu çarşamba pazara Eylül ayında bu konularla ilgili detayları daha da fazla görebileceğiz. Şimdi burada bak, Başak ve Balık, Terazi ve Koç önemli. Evet. Terazi ve Yengeç önemli. Benim bir tavsiyem var. Aylık burç yorumlarına bu burç gruplarını çok dikkatli okuması ve günlük burç yorumlarında da o günlerde başına gelecek olaylara videolarda seyrederek gerçeği söylemek gerekirse algılaması. Ya bir de şey yapıyoruz artık, teknoloji gelişti ya, ben klasik kalmışım, okum oku diyoruz artık, okuma artık falan izleniyor. Yok. Her şey izleniyor, her şey video orada, siz anladınız artık evet. Diyebilirim. Evet, benden bu kadar. Bu hafta bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Venüs'ün gazabına uğramayın. Keyiflerle kalın. Sevgiler. Hoşçakalın.